Hey, hepinize selam. Ben Doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birazcık acele bir başlangıçla gireceğim videoya. Çünkü 3391 kilometrenin ön gösterimine gidiyoruz. Ancak benim uçağım var ve uçağa yetişmem lazım. O yüzden direkt çıkıyorum yani. Şu an çıkıyorum. Arkadaşlar, manitimi aldım. Size göstermiyorum kendisini. Ve şimdi taksimize doğru gidiyoruz. Taksi bulmamız lazım. Ya bu çok güzel. Güneşli. Soğuk ama güneşli. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'm. Şimdi arkadaşlar, ben hazırlandım. Ancak ayarladığım ayakkabıyı son anda aldığım için yürüyemiyorum. Günün geri kalanında yürümemeye tercih edeceğim. Yürümeyeceğim. Konuyla ilgili düşüneceğim. Yok mu? 50 defa dedim o ayakkabıyı giyme diye de işte. Yapacak bir şey yok aşkım, artık giydik. Maalesef. Uğraşacağım benimle. Maalesef. Hasta mı yemeyeceğim? Göster Nihat, prenses olduğu için onu aldım. Hayır, ben yemek paylaşmıyorum, gösteremem. Ama Nihat prenses olduğu için ona melek pastası aldım arkadaşlar. Ben yemeyecekmişim, öyle dedi. Ben niye yemiyorum? Çünkü melek, o bana ait. Okey, durum güncellemesi yapayım. En son nerede kaldık? Evet, en son ayakkabımdan şikayet ediyordum. Tabii ki. Evet, en son ayakkabımdan şikayet ediyordum. Çünkü yani ben çok fazla süslü giyinen birisi değilim arkadaşlar. Bu nedenle şimdi Beyza davet ettiği için tabii ki de güzel giyinmek istedim, şık giyinmek istedim. Ancak bu tarz ayakkabılara alışık değilim. Bu yüzden, çok iyi. Bu yüzden birazcık sıkıntılar çekiyorum. Ama sağ olsun Nihat sürekli elimden tutuyor, yönlendiriyor. Bir şekilde götürüyor yani beni gitmem gereken yere. İstanbul'a gelirsiniz, o da pasta yiyin. O yemek yemeye geldi. İstanbul'a ayak bastığımız andan itibaren sürekli yemek yiyoruz. Bu yüzden zaten hiç video çekemedim. Kusura bakmayın lütfen. Ve şimdi hala yemek yiyor. Hala tatlı yiyor. Ben de kalbimi içeceğim. Ben seni niye çekiyorum? Yanlışlıkla seni de çekiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda ön gösterime gelmiş bulunmaktayız. Ortamızı da gösteriyorum. Meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Şimdi arkadaşlar, sizi buradan bulduğum insanlarla tanıştırıyorum. İlk konuğum Zeynep. Gel aşkım. Merhaba. Evet, ne söylemek istersin? Çok heyecanlıyız. Bekliyoruz. İlk başlamışına. Şu an çok belliyiz. Bekliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sizi galiba insanlarla tanıştırıyorum serisine. Kimsiniz? Tanıtın kendinizi. Ay, nasıl yüzümüzü ışıklıyorsunuz? Evet, bayağı. Sen kimsin? Ay getiririm. Ben şöyle geleyim. Gel. Ama bir dakika ya, ben kilolu şişman pisine şey çıkarsam. Kendinizi tanıtın. Şeyden. Dünya biliyor. Merhaba, ben Nilara. Merhaba, ben de Cemal. Bu kadar. Sadece Cemal ve Nilara. Aynen. Bizim sosyal anket sistemi tuttu arkadaşlar. Şu an konuşamıyoruz. Ama siz biz uzun uzun konuşuyormuş gibi hayal edebilirsiniz. Ama onun video benim videoma çarpıştı arkadaşlar. Evet, şöyle. Şey, romantik videolar var ya, birbirini çekiyorlar. Evet arkadaşlar, bugün 3391 kilometre film daha burada fotoğraf çekti de çok güzelmiş. Tamam. Benim dikkatli hazırlıklı. Videoda devam et. Evet, Yağmur da burada. Ankara'lardan gelmiş, hoş gelmiş. Ya günü benim geldim işte. Böyle. Şey için geldim mi sadece? Gala için. Aynen. Yani başlamlanacağım. Öyle, sormak istediğim bir soru var mı? Direkt şey yaptım ya. Kimler var, kimler yok? Yok. Enes de var. Enes'cim gel. Enes de burada. Selam. Filiz de buradaydı. Nereye gitti? Filiz'i aldım. Filiz. He, aldın mı? Filiz şeyi arıyor. Birini arıyor. Yok. He, tamamdır. Tamamdır. Görüşürüz. Öpüyoruz sizi. Yağmur'un perileri. Dışarıda bir hayat var, görüyor musun? Ve gökyüzü mavi. Merhabalar. Merhaba, ben Cavi Çetin. Ali'yi oynuyorum filmde. Teşekkürler. Okey, tamam. Kendini tanıtlayacağım sadece. Kim olduğunu, kim oynadığını tamam. Söylersin. Tamam? Tamam. Merhabalar ya. Kendini tanıtabilirsin. Merhaba. Ay, buraya mı bakmam lazım? Buraya bak. Merhaba, ben Derya Pınarak. 3391 kilometre filminde insan karakterini canlandırıyorum. Arkadaşlar, Beyza sinemada bile imza yapmaya başladı. Bu arada çok tatlı olmuşsun ya. Şu şıklığa bakar mısınız? Tamam, bak videoyu da çıkalım. Evet arkadaşlar, bulon sonunu Beyza ile yapıyoruz. Şu anda. Evet. Ha, tamam. Bak, sıkıntı yok.
Merhabalar, ben Beyza Alkoç. Kitabımdan uyarlanan 3.390 km'nin filmini izledik az önce. Umarım siz de izler ve beğenirsiniz. Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Herkese film gösteriminin ertesi gününden merhaba arkadaşlar. Dün akşam çok yorulduğum için dönüş yolu boyunca hiçbir şey çekemedim. Zaten enerjim falan tükenmişti yani. Ama zaten o noktadan sonra çok fazla çekebileceğim bir şey de yoktu. Bu nedenle çok uğraşmadım, kasmadım. Şimdi ön gösterim kokteyl sırasında çok fazla çekim yapamadım. Neden? Çünkü insanlarla falan muhabbet ederken bir anda böyle kamerayı çıkarıp da "Aa, YouTube blogama selam verin" falan diyemedim yani. Çok ayıp olurdu çünkü. Bu yüzden genel olarak çok fazla çekim yok. Yani boşu boşuna taşıdım kamerayı muhtemelen. Ama yine de hani en azından ortamı falan görün istemiştim. Onları sizinle paylaşmak istemiştim. Bir de kendi heyecanımı sizinle paylaşmak istemiştim aynı zamanda. Çünkü ben şahsen ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Daha öncesinde böyle bir etkinliğe hiç katılmamıştım. Çok da keyifli geçti. Gerçekten beklediğimden daha eğlenceliydi. Film hakkında konuşacak olursam da ben zaten 3.391 kilometrenin kurgusunu çok fazla sevmiyorum biliyorsunuz. Bu nedenle kurgudan bağımsız olarak değerlendireceğim. Filmde İzmir oyuncusu gerçekten çok çok iyi oynamıştı. Bence tüm filmi kesinlikle İzmir taşıyordu. Yani herkes çok iyiydi. Herkes gerçekten çok güzel çalışmış. Herkesin emeklerine sağlık ama İzmir'i ayrı bir beğendim. Bazı sahneler çok komikti. Bazı sahnelerde bayağı güldüm. Genel olarak sıkıcı bir film değildi. Yani çok fazla diyalog vardı. Aşırı derecede fazla diyalog vardı. Aksiyon yoktu filmin içerisinde. Ama buna rağmen insan sıkılmıyordu yani. Akıp gidiyordu. Tabii ki de Ege'nin dramatik replikleri ve hafif ergen davranışları tabii ki de vardı. Ama çok fazla takılmadım yani o kısımlara. Bunun haricinde Beyza'nın olduğu, oynadığı sürpriz bir sahne vardı. Orayı çok tatlı yapmıştı. Orayı çok sevdim. Çok şekerdi. Bence böyle film içerisinde küçük küçük ipuçları yerleştirilmesi benim genel olarak böyle uyarlamalarda çok hoşuma gidiyor. Çok beğendiğim bir olay. O yüzden genel olarak çok eğlenceli buldum, başarılı buldum. Etkinlik çok güzeldi. Emeği geçen herkesin eline sağlık gerçekten ve Beyza'nın da yolu umarım çok çok açık olur yani. Tüm kitapları falan film olsun. Çok tatlı olmuştu. Onu öyle mutlu görünce gerçekten gururlu bir anne gibi hissettim. Yani hiç alakam yok aslında. Ben sektöre 2 sene önce falan girdim. Uzun süredir sektörde olan bir insan değilim ama buna rağmen çok gururlu hissettirdi. Ve gayet eğlendiğim, keyif aldığım bir etkinlik oldu. Çok fazla çekim yapamadığım için kusura bakmayın lütfen. Artık elimden geldiği kadar ne kadar editleyebilirim, oradan ne kadar fazla malzeme çıkar inanın hiç bilmiyorum. Ama koyabildiğimin maksimumunu koymaya çalışacağım, öyle söyleyeyim. Kitabı sevenler, kitabı seven okurlar asıl bu filmi nasıl bulacak ben onu çok fazla merak ediyorum. Çünkü yani normal kitabı sevmeyen bir insan için normal bir film gibi gelir. Ama kitabı çok fazla sevip onu çok fazla benimseyen bir insan gerçekten o filme de bağlanmak ister ya. O yüzden aranızda kitabı çok sevip de filmi izleyenler varsa eğer film hakkındaki yorumlarınızı çok fazla merak ediyorum. Onları aşağı yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Beyza'yı da tabii ki de buradan beni davet ettiği için çok teşekkür ederim. Harika bir tecrübeydi. Herkesin yeniden ellerine sağlık ve izninizle bu videonun kapanışını yapacağım. Öncelikle beni Instagram, TikTok ve Wattpad hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. 3 yerde isim Adora Yağmur. Bunun haricinde benim kitabıma ulaşmak isterseniz de aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Her cuma, cumartesi, pazar yeni bir video ile sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere.